Burada bir su bardağı kadar süt var. Koydum böyle bir kasenin içerisine. Üzerine yarım su bardağı kadar ayçiçek yağı ekliyorum. Bir tane yumurtanın sadece akını içerisine ekliyorum. Yine bir tane yani bir yemek kaşığı kuru mayayı bunun içerisine ekliyorum. Ve her zaman olduğu gibi maya birazcık aktive olabilsin diye bu sefer daha az yani sadece mayayı aktive etmek için bir tatlı kaşığı kadar yani bir yemek kaşığı koymaya bu sefer gerek yok. Şekeri ilave ediyorum. 3,5 bardak un var. Her zaman kullandığımız bu az evvelki su bardaklarından kullanıyorum. 3,5 bardak unun ortasını geleneksel havuz problemi olacak şekilde açıp buradaki sıvıyı direkt olarak içerisine transfer ediyorum. Önce bir çatal yardımıyla yavaş yavaş kapatıyorum. Sonra da yoğurma kıvamına getireceğim bu arkadaşı. Tuzu sizin de göreceğiniz üzere iyice maya bunun her tarafına bulaştıktan sonra kenardan ekleyeceğim için. Bir 10 dakika kadar yoğurduktan sonra dinlendirme işlemine ihtiyacımız var. Öncelikle bu hamurumu şöyle güzelce bir topçuk haline getiriyorum. Bir streç alıyorum. Streçle beraber şöyle bunu tas tamam böyle kenarlardan da dönüp içeriye hapsettiğim havayla beraber dış dünyayla bağlantısını bu şekilde kesiyorum. Öncelikle 4 tane orta boy patatesi koydum, haşladım burada. Önce bu patates, ya bir patates gibi iç harcı olacak, başka bir şeye gerek yok. İsterseniz ayçiçek yağıyla, isterseniz zeytinyağıyla bu önden hafiften lezzetlendirme işlemini yapabilirsiniz. Normalde tarifte 3 yemek kaşığı diyor ama patates birazcık yağı sevdiği için ben fazlasını koyuyorum. 3, 4, 5 kaç tane isterseniz. Şimdi ayçiçek yağının üstüne 2 tane böyle küçük küçük doğranmış soğan ekliyorum ve onları hafifçe yağda döndürmek için bırakıyorum. Diğer tarafta da haşladığım patatesleri size göstereceğim. İşte buyurun bakın. Ve şansıma ince kabuklu patatesler buldum. O yüzden kabuklarını ekstra soyma ihtiyacı duymuyorum. Bu geri kalanını şöyle bir patates eziciyle bak şöyle güzelce eziyorum. İri iri taneler kalmayacak şekilde şöyle basitçe ezdim bu arkadaşı. Soğanların üstüne patatesimizi alıyoruz. Baharat olarak ne koyacağız? Tabii ki tuz çünkü patates tuzu çok seviyor. Karabiber, pul biber. Ondan sonra artık bunun altını kapatalım. Her şeyi güzelce bir harmanlayalım. Kuru nane çıkarttık koymayı unuttuk. Niye çok çorbaya koyacağız diye kafa gitti. Ama buna kuru nane acayip yakışır. Şöyle bolca. Sıra geldi böreğin hamurunu açmaya. Alıyoruz bunu yine tezgahın üstüne. Bir tur güzelce yoğuruyoruz. Şimdi bu arkadaşı açacağız. Önce hamuru tezgahın üstüne koyun. Sonra elinizle şöyle hafiften birazcık köşe, birazcık dikdörtgen yapmaya çalışın. Ondan sonra bunu alın ortadan kendinize klasik, ortadan ileri, diğer tarafını koyun. Ortadan ileri, ortadan kendinize. Mümkün olduğu kadar dikdörtgen, ince uzun bir dikdörtgen yapacak şekilde hamurunuzu açıyorsunuz. Bu dikdörtgenin ortadan bir işaret koyuyorsunuz kendinize ve ortadan yana doğru bir bıçağın tersiyle bir hayali sınır atıyorsunuz. Üst tarafta kalan hamuru toplam 9 eşit parçaya böleceksin. 1, 2, 9 parça. Her bir parçayı da kendi içerisinde 3'e doğru bıçakla keserek ayırıyoruz. Şimdi bu şeritleri üçerli üçerli şu şekilde saç örgüsü gibi ya da kedi merdiveni gibi bu şekilde kendi içlerinde takımlıyoruz. İç harcı ortadaki var olan katmana yakın olacak şekilde güzelce seriyorum. Bunu kontrol edebileceğimiz gibi bir yüzey haline getiriyoruz. Kendi içerisinde yuvarlıyoruz. Bakınız aynen şöyle. Hamur güzel ve yumuşak kıvama gelir bir vaziyette olduğu için bak son derece kolay ve güzelce yuvarlanıyor. Ve kendi içerisinde katlanıyor. Sonra alıp
Buradaki hazırladığımız örgülü kısmın üstünden döndürüyoruz. Bir yuvarlak yapıp iki ucunu güzel bir vaziyette birleştiriyoruz. Üstüne birazcık yumurta sarısı. Ondan sonra bu arkadaş fırına gidecek.